Herkese selamlar, merhabalar canlarım. Hayırlı mutlu günler, hayırlı cumalar diliyorum. Ben ablam tarafta oturuyorum ama burası gene serinlemiş ve yağmur yağabilir. Şunları alayım ben. Evet, buralarda kurur. Sıcak çünkü. Şeyi kapattım, buralarda kurur. Ben de az şeye gideyim. Kolum çok ağrıyor. Abi sol kolum çok ağrıyor. Çok sancı yapıyor. Niye öyle bilmiyorum. Uyuşuyor ve ağrıyor. Karanlığa mı geldik? Havlu açmadık da. Şeye gideyim. Markete gideyim az. Eksik çok eksik. Evet eksik çok. Az az ondan alacağım. Domates yok galiba. Domates sağmış. Birazcık deterjanım bitti. Hepsine bakıyorum. Hepsi çok pahalı. Bu bardakları çiziyor bu şey. Bu sertinden, bu da sertinden. Almam onu. Ucuz bir şey alacağım. Dur bakayım. Toz deterjan bulaşık makinesi için. Aa, toz deterjan diyor. Evet. Şurada tanesi kaç liraymış? Kütahya porselen 49, yani 50 liraymış tanesi. Ben şundan bir takım yapacağım kendime. Çünkü benim tabak takımım yok doğru düzgün. Yani hep tek. Şundan bir takım yapacağım. Evet, şöyle takım yaptım. Şöyle takım 50 saydım 900. Evet, küsur hatta inecek burada. Evet. Kızım gelmiş markete. Anne sokudan aldı geldi. Evet, yüz yüze selamlar hepinize. Şey buraya kestim. Biz eve geldik. Saklama kabını koyacağım ama. Dur saklama kabını bir bulayım. Az kız kızım az bir kız. Kız. Çözüm azıcık. Şuna bırakalım. Buzdolabına bırakayım. Buzdolabında donsun. Donma yapsın da. Bunun bir de hafta. Buzdolabı da görünür de bunu. Ağzını kapağını vereyim dur. Geldiğimden beri hiç görünmedim diye kameralara bir görüneyim diye. Kamera hastası ya bir şey yapıyor. Anne diyor kamerayı hemen aç diyor. Hemen diyor aç arkadaşlarımı aç diyor. Şimdi tavuğu da tutuşlayacağım. Canlarım akşama şeyim geliyor. Damadım geliyor Erkan yemeğe. Baran da gelecek mi? Baran da gelir. Ama genç o genç o nereye gidecek belli olmaz. Bilmiyorum ama damadım geliyor.
Evet, bulgur pilavı yapacağım. Bulgurumuzu da oraya şey yaptım. Bunları da, bu balıkları da bir kat böyle kızartıp, ondan sonra azıcık kızartıp böyle, ondan sonra da sebzeli yapacağım. Evet, şimdi buna da şu şeylere soslayacağım. Evet, 1,5 kaşık yoğurt koydum. Bir kaşık tam dolu değil, şey koydum. Zaten. Şimdi bu dursun da. Şurada dursun. Şimdi ona baharatlarını koyacağız. Bu şeye biraz pul biber. Çok fazla değil. Şey alayım da ben elime. Biraz karabiber. Biraz köri ve kimyon. Ve sıvı yağ. Tuz. Biber, tuz. Salt. Salt. Böyle hepsini bir karıştırıyor. Anne. Kekim yoktu, kekim olsaydı kekik de koyardım. Güzelce yıkadım ve içine boşaltıyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş pişireceğim. Çeke çeke. Şimdi şuna bir sos yapacağım. Şimdi önce buna böyle bir limonu, sıkıyoruz. Tamam, sen buraya geldin.
Evet, şimdi yine karabiber ve pul biber koyacağız. Çok az karabiber. Çok az pul biber. Eğer kırmızı toz biberim olsaydı koyacaktım. Unuttum. O yok. Limonla yağ ile tuzla da koyacağız. Tuz koyacağız. Bunu biraz daha içinde bırakırsak daha iyi de. Biz hemen yapacağız. Çünkü içine de girsin. Az göreceğim. Böyle işte. Bu şekilde limonlu, yağlı şeyle birlikte bunu sosluyorum. Bunu aslında kızartmayacağım. Havuç şekilde koyacağım. Zaten alta gelen yer biraz kızarmış olacak. Evet. Efendim? Şimdi sosladım, kızartmayacağım. Evet, şimdi bu böyle burada biraz sosunu çeksin. Bu da burada soslu, bunu da sosladım. Şimdi pilavımı atayım önce. Suyum da burada kaynadı, pilav suyum. Önce pilavımı atayım. Diğeri yapacağım. Güzelce şeylerimi kavurayım. Tabii tereyağı da var bunun içinde. Sıvı yağ da koydum, karışık. Anam markette bir bayan geldi. Annesi vefat etmiş. Önce dedi ki bana, ay dedi Esra abla, iyi ki burada sana rastladım. Ben seni hep takip ediyorum dedi. Hep olduğun günden beri dedi.
Böyle biraz heyecanlandı. Sen ne kadar dedi, her şeyi dedi, öyle beceriklisin, öyle yapıyorsun ki dedi. Ben dedi hiç dedi gözümü kırpmadan sana bakıyorum dedi. Teşekkür ediyorum yavrum dedim. Sonra tam yine alışverişe hem devam ediyoruz. O da alışveriş yapıyor. Ondan sonra dedi ki annem vefat etti dedi. Tekrar başı sağ olsun. Çok üzüldüğümü belli ettim, söyledim ve başın sağ olsun, mekanı cennet olsun dedim. Yine söylüyorum. Mekanı cennet olsun. İşte böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Bazen markette çok kez, mesela geçen gezmeye giderken de yolda geçenki şeyi hani yanlış anlamışlar ya, ben başlığına altın aldım, yazdım başlığına da. Benim iki tane borcum yok muydu, altın borcum? Onu aldım, onu verdim. Damadım da yerine yerleştirdim. Ondan sonra onu hani alıyorsan gizli yap falan diyen olmuş. Yok, benim gizlim saklım sizden hiçbir şeyim yok. Ben onu borca verdim. Borcu almıştım, ev taşırken ona verdim. O ara işte ben karşılaştım. Esra Hanım dedi, sizi çok seviyorum, çok izliyorum. İki tane bayan. Hiç dedi takipten bıkmıyoruz seni. Bıkmadan seviyoruz, seni bıkmadan izliyoruz. Her videonu izliyoruz dedi. Çok teşekkür ederim dedim. İşte böyle güzel şeyler insana memnun eder. İnsanı ayakta tutan. Evet, şimdi bunu güzelce kavurdum. Efendim. Ben suyla oynamıyorum. Yok yavrum, ben su döktüm, bu şeye döktüm, tavaya da ondan bir ses çıkardı. Evet, şimdi bunun da ağzını kapattık mı tamam. Çünkü açtım da. İyi, aferin sana. Ben onu usta getirecektim neredeyse. He, bu da çok güzel. Bu barana, şey, bu taneme. Şunu da barana aldım. İhtiyaçları vardı. Madame Coco'dan mı? Hı-hı. Ya bir nevresim takımını alsak zaten 1000 lira. 5000 lira. 1500 lira. 1500 lira. Uygun seti aldım öyle. Normalde 6000 lira düşürüm. Şimdi ben bunu yavaş yavaş ağzını kapatacağım bunun. Yavaştan yavaştan pişecek. İçeride. Canlarım, sizlere çağrı yapayım. Sevilcan'ın son videona, başka türlü ben sizi göremem. Ya şey gelmiş işte bana. Hani şu Vanessa denen kız hep bana yazmışlar. Herkes engellemiş. Evet, herkes engellemişim diye. Evet, herkes engellemiş. Kadere de hep yazmışlar sana da. Sevilcan oraya beni engelden çıkarın dedi. Yazın da çıkarayım sizi. Yani düşman safhalarından gönderilmiş bana belli ki. Bana mutluluk verdiği çok söyledi. Ben de verdim. Çoğu yere mutluluk verdiği yalvarırmış.
Neden öyle yapıyorsun? Kaç tane kişiyle rast gelmişler, hep anlatmışlar. Hepsini engellemiş. Neden biliyorsunuz engellediğini dediniz de bana da söylemişti Özel'e. Dedi ki Sus Esra abla, ben çok kişiyi engelledim dedi. Niye dedim ya, söyleme dedi. Ama sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim de yapmamalıydı. En sonunda zaten Vanessa hesabını dondurmuş. Kız ben suyla oynamayayım ki. Artık değil. Vanessa hesabını dondurmuş. Başka hesaba geçmiş. Ben de Vanessa'nın hesabını daha da gelmiyor çünkü 200 gündür beni smottan çıkarmasın diye gizli gizli engelleyecek. Hangi taraftan, hangi cepheden geldiğini bilemiyorum. Bağkaranlık ama sabotaj olarak gönderilmiş belli. Ve bütün dostlarımı, dost birliklerimin hepsini engellemiş. Herkes kaderin oraya yazıyor, Sevilcan'ın oraya yazıyor, ben engelliyim diyor. Engelden çıkar beni diyor. Kimisi Instagram'dan yazıyor. Ve Esra abla beni niye engelledin? O diyor. Hiç engellemek istemediğim kişiler. Özellikle dostlarımı seçiyor engellemek için. Mesela Safiye Köse. Hiç benim kanalım yükselsin diye elinden geleni yapan birisi. Destek veren birisi. Onu da engellemiş. Onu da şeyde rast geldim, kaderin orada engelline. Çoğu insanları, çoğu... Yani düşmanlarımı değil ha, düşman değil. Dost bildiklerimi engellemiş, hep dostlarımı engellemiş. İşte o düşman benim düşmanım. Bir de duyuyorum ki çoğu kişiler dedi ki başkasının kanalına gidiyor, ağlıyor dedi. Beni şey yapın, beni mont yapın. Demek ki zevk alıyor. Kimisi de yani milleti şey yapmaktan zevk alıyor, kanalları bitiriyor. Benim kanalımı bitirmek için gelmiş, bu belli bir şey. Çok insan şeyden çıktı ya, takipten çıktı. Modlar, diğer modları engellemedim diyor, yemin ediyor. Kendisi zaten ağzından laf kaçırdı, ben engelledim bu insanları dedi. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya, sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz öyle ya? En sonunda şey oldu. Ben onu dondurmuş şeyini de ben şey yaptım. Dondurmuş kanalını da ben de engelledim. Başka kanala gittim. Başka yani elindeki hesap zaten sahte hesapmış belli. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim, insanlar hiç belli olmuyor ki. İnsanların ne yaptığı, ne ettiği belli olmuyor ki. Sevgili Hanım, sen abi şeyi şey yap da şunları makineye koyalım. Tamam, tamam. Sen orada işini yaptıktan sonra geçin. Bir de elini ayağını. Evet, çift kaşık yapmadım. Tek kaşık hemen yıkadım. Evet, bu burada hala çekiyor. Bu lezzeti içine çekeceğim. Bunu da altına kısıyoruz. Evet, pilavımız pişti. Demlensin. Pişiyor yavaş yavaş. Evet, aldığımız tabakları koyduk buraya. Yıkansın. Şimdi çevireceğim. Tatlı tatlı bölümüne yine geçti. Ama lokum gibi oldu işi. Dağılıyor yani.
Çevirdim, lokum gibi dağılıyor. Şunun altını kapatalım. Şimdi balığa geçiyoruz. Evet canlarım. Nihayet şey oldu. Yağlı kağıdı aldım. Yağlı kağıdı aldım nihayet. Nihayet erdi. Parça parça dağıtlık. Evet, şimdi bu şekilde bunu bu şekilde koydum. Sos da bayağı durdu. Şimdi fırına atacağım anladığınız kadarıyla. Siz de anlamışsınızdır. Şimdi bunu yıkadım güzelce. Bunu hepsini bunun içinde karacağım. Bunu da aynen soslayacağım. Sarımsak da koyacağım yine buna, karabiber. Biber. Koyuyoruz. Biber koyuyoruz. Evet. Bir diş sarımsak, iki diş sarımsak koyarım ben şimdi. İki diş sarımsak. Evet, yıkadım, soydum, yıkadım, böyle ince ince kıyıyorum bunun içine. Bir tanesini de şunun içine. Aslında sosunu da kıyabilirdim. Ama sosunu unuttum, o öyle alır zaten. Şimdi tuzunu da koyalım buna. Salt. Gördüğünüz gibi mi yaptığımız? Gördüğünüz gibi mi? Şuna koyayım da yine bir şeye lazım olur. Gördüğünüz gibi. İki yeri akmadı. Çok yerde de iyi olmaz. Bunları buraya koyalım. Hiç yıkmaya uğraşamayacağım. Islandığını şöyle oluyor. Oldu.
Sevecan. Bunun içine domates yok da. Konserve domatesten koyayım acaba? Hiç koymayayım. Ben de koymadıydım geçen. Fırına atacağım zaten. Ama maydanoz koyacağım. Evet, şimdi maydanozu da doğrayayım, yıkayayım, geleyim. Sonra şehir oynamak istiyorsun. Evet, şimdi dediğim gibi domates koymayacağız. Sadece limon koyacağım şimdi gene üstüne. Evet, işte böyle. Şuraya alacağız. Ay. Tabii önce orada pişireyim de ondan sonra biraz. Bunu biraz burada pişirdikten sonra. Anneciğim. Evet. Ondan sonra fırına atacağım. Fırın tadı vereceğim ona. Yüzümdeki tere bak. Neye bakayım ben bile biliyor musun? Dondu mu? Ne oldu diyeyim. Donu ye telefon sıcaktan. Sabahtan beri yemek bir şey ya. Dondu mu diye bakayım. Damada yemek hazırlıyoruz. Ne oldu? Damat. Evet, şimdi şunu unuttuk. Bundan küçük. Sadece tat versin diye. Zaten yağlarını hep aldım, dökülen yağını. Hamsi kızartırım, bir şeye koydum bardağı, küçük bardağı hamsi kızartırım. Evet, böyle yağ, tereyağını da koyduk. Şimdi ben bunu, bunun altında hani şey var ya. Kağıt var ya. Çatır çatır edeyim. Ben bunu bu şekilde ısladım bunu da. Biraz şöyle bir yapayım. Ben bunu fırına atacağım. Fırında böyle üstü yanmadan şu şekilde pişer. Nasıl alacaksın hisseyle?
Şuraları sileyim ben şimdi. Evet, önce tanem yiyor. Evet, yemekler pişti. Damadım da geldi. Bunun kağıdını aldım üstü. Anam. Evet. Burada kalmak istiyor tanem. Ben anneannemi satmam. Siz gidersiniz, ben de anneannemle eğlenirim. Siz babamla eğlenirsiniz, ben de anneannemle eğlenirim. Ben anneannemle eğlenirim. Siz babanla eğlenirim. Değil mi? Hayır. Evet. Şimdi... gibi oldu loko. Ne? Kanat. Kim geliyor? Kanat. Kim geliyor? Yok. Anneanne. Hı. Bak bana böyle bir etik örsene. Tamam. Kim gidecek öyle bir etiğe? Mide tek, bari bir ate görsene diye. Şey, beline vurayım ya. Benim öldüğüm kıran olur şey. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum, hemen göndereyim videoyu. Böyle, artık böyle pozlar vermeye.